İstersen bir tatile çıkalım. Baş başa kısa bir tatil iyi gelir. Toparlarsın sen de kendini. Ya tatil istesem söylerdim sana. Gerek yok. Allah Allah. Her ağzımı açtığımda terslemek zorundasın. Üstüme gelip durma o zaman. Beni biraz rahat bırak. Yeter. Hüsnü bizim canımızdır. Sırf kendi değil, ailesiyle, dört çocuğuyla hep birlikte bizim ekibin bir parçasıdırlar. Beş baba, beş. Hah. Hangimiz unuttu acaba? Sustan sus. Pardon, pardon. Beş çocuk. İşte ben de sizin gibi tek çocuk büyüdüm. İşte onun zorluğunu alın, beşle çarpın. Üstelik beşi de pırlanta gibi yetişti maşallah. Üstü böyle bir sınavın altından yüz akıyla kalkan dört dörtlük bir adamdır. Zor günlerimiz oldu tabii. Acı kayıplarımız. Üstü de payını aldı bu acılardan. Hem de fazlasıyla. Ama o acıya asla teslim olmadı. Hayatta bazı anlar vardır. Tamam deriz, bitti. Buraya kadar. Bundan sonrası yok. Hadi kapatıp gidelim. İşte Hüsnü öyle anlarda, buna delik deşik olmuş olduğu halde yoğun bakımda yattığı anlar dahildir, görünen görünmeyen bütün yaralarına tuz basarak yüzünde tebessümle ayağa kalkmasını bilir. Bakın sizi temin ederim, bilen bilmeyen kim varsa emniyetten, mahalleden, yoldan geçen insanlara kadar herkesten aynısını duyarsınız. Hüsnü Çoban bir tanedir. O da ne mutlu ki bizim kardeşimiz, dostumuz, canımızdır. Bu laflardan sonra sıkıysa vermesinler. Daha fazla lafı uzatmayalım ha. Ne sanacağım? Kızınız Meryem'in Hüsnü'yle ömür boyu mutlu olacağına bir kız babası olarak kefil. Ne güzel konuştunuz Rıza Bey. Aman efendim. Meryem'in bakışları da zaten her şeyi söylüyor. Bize de mutlu olun demek düşer. Ha, değil mi? Hadi hayırlı olsun, hayırlı o zaman. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hadi gelelim yüzüklere. Hadi sen o tepsiye koy. Ya. Al tepsi. Ay. Ha. Bak geldi. Gel kızım, gel. Ha. Geç şöyle. Gel bakalım. Ne zaman verdiniz? Ya doyurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Ben kimsiyorum ama siz hiç ayrılmayın. Bravo! Bravo!